Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere daha önceden de söz verdiğim gibi sektör hisselerini incelemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz kanalımda paylaştığım şeyler tamamıyla kendim için bir not, sizler için de eğitim niteliği olması, size fikir vermesi amacıyla paylaştığım videolardır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. O yüzden siz de hak gerekli araştırmalarınızı yapıp ondan sonra yatırımınızı yapabilirsiniz. Şimdi daha önce istediğimiz hisse, daha doğrusu sektör madencilik sektörüydü. Bu sefer de demir çelik sektörünü incelemek istedim. Fakat bu sefer bir fark var. Demir çelik sektörünün biraz daha PDD'si ve piyasa değeri, FAVÖKÜ düşük olanlarını bulmak istedim. Yani henüz daha yükselişini tamamlamamış olanları bulmak istedim. Bunun da sebebi benim için artık borsada benim önümde bir 2-3 aylık bir dönem kaldı. Bu dönemi biraz daha iyi değerlendirmek. Bununla ilgili de umarım bir faydalı bilgiler veririm size. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Borusan, Burçe, Burva bunların hep değerleri benim için yüksek. Ama şurada bir cemasımız var. 4.50'ye 1.5 ceması bir inceleyelim. Grafik olarak, teknik analiz olarak. Arkasından bir Cemtaş yapalım. Onun arkasından aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Gözüme çarpan ne var? Arkadaşlar Kardemirler var. Ben Kardemirler'de iyi değerlendirmek istiyorum. Zaten bir haftadır falan da bir grafik paylaşımı yapıyorum Twitter hesabımızda. Daha fazla aşağıya indiğimizde de şurada arkadaşlar bir Airbus var. Airbus'u da biraz daha sıcak gördüğüm için kendime onu da incelemek istedim. Şimdi teknik analizimize bir bakalım. Dolar bazlı ne durumdalar? Grafiklerimiz ne durumda? Bir inceleyelim. Arkadaşlar Cemaş. Cemaş Döküm Sanayi. Ben daha önce de takip ediyordum kendilerini hisse olarak ama patrona çok fazla kızdığım için takibimi bırakmıştım. Şimdi de hala piyasa değeri, defter değeri düşük geldiği için gözümün önüne sizlerle birlikte bu bakmak istedim. Arkadaşlar Cemaş'ta ana düşen kanal trend zaten kırılmamış ki çok sert şöyle agresif ağrı dağı grafikleri var bu hissenin. Uzun süre yatay hareketinden sonra mutlaka şöyle yukarıya doğru bir sert bomba yapıyor. Bir haberdir odur budur yapıp insanları içeri sokmayı çok güzel başarıyor. Hala bir şeyler değişti mi bilmiyorum ama Cemaş'ta arkadaşlar şu an biz 0.15 sent seviyelerinde 200 günlük ortalama altındayız. Halen sert bir yükseliş başlatma değil fakat 21 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru yavaş yavaş kırarak yükselişine başlamış. Yani bu demek oluyor ki Cemaş'ımız 0.20 sent hedefine doğru ilk etapta gidebilir. Bu da 0.13'ten 0.20'ye zaten %35'lik, %40'lık bir yükseliş sergiler bizim için. TL bazlı baktığımızda ise grafiğimiz bunu desteklemekte. Şurada ihlalsiz bir düşen kırılımı çizdiğimizde yukarıya doğru bir hedef gerçekleştiğinde hedefimiz 3.23-3.25 seviyeleri olacaktır. Cemaş'ı bu şekilde takip edebilirsiniz. Yatırımcılarına bilgi olsun. Arkadaşlar Cemtaş. Ben Cemtaş'ı çok beğeniyorum. Cemtaş arkadaşlar dolar bazlı görüyorsunuz. Şurada yeni bir kanal açtı kendine ve üstünde durmaya devam ediyor. Yukarıya doğru bir hareket geldi fakat geri çekilmelerle trend desteğine artık desteğine olan trend desteğine tekrar yapışmış durumda. Ben Cemtaş'ın arkadaşlar buradan yukarıya bir 4.5 dolar hedefliyorum. Dolar bazlı. TL bazlı da hemen hemen dediğim gibi %50'lik bir yükseliş yapar bu. Yani ilk hedefte yapışması gereken seviye benim için 75-80 TL seviyeleri olacaktır. Cemtaş'ta benim için bozulma yok. Daha önce zaten şurada yakın vade takip ettiğimde bir şurada hafif bir düşen kırılımı çizmiştim. Ondan sonra bir geri gelip aşağı tekrar kanal içine girip yukarı doğru sert hareketler yapmış. Şu anda da bir düzeltme başlattırmış kendisi. Zaten RSI aşağı kırmış, MACD aşağı kırmış. Biraz daha inceleyip uygun bir yerden alım kollamaya çalışacağım. Hareketli ortalamalardan biraz uzaklaşmış, birazcık daha yaklaşsın. Sizler de bu şekilde takip edebilirsiniz Cemtaş'ı. Hedefimiz yukarıya doğru benim için güncel hedeftir. Hemen bakıyorum yüzde kaçlık bir getiri sağlamış oluyor. Yanlış olmasın. Güzel bir yerden alımla %35'lik bir getiri potansiyelimiz var. Arkadaşlar yükselen çelik. Yükselen çelikte dolar bazlı şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Bu da ana trend düşen kırılımına doğru tekrar bir hareket sergiliyor. Daha önce bir 2, 3 kere net olarak denemiş. İhlali olarak da bir tane daha denemeye çalışmış. Arkadaşlar yükselen çelikte 0.63 sent seviyeleri üzerinde kalışlar bizi bambaşka yerlere götürür. Zaten haftalıkta RSI ve MACD çok güzel duruyor. Peki TL paritesinde durum neymiş? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar şurada kendine aslında yeni bir kanal açmış.
Daha önce de denemiş bunu. Sert satışlar yemiş. Şimdi tekrar yukarılara çıkmış. Aslında küçük yatırımcıyı dökmeye çalıştığını söyleyebilirim burada. 21 günlük hareketli ortalama desteğini gayet güzel kullanmış. Biraz daha yakın vadeye geçtiğimizde ise yükselen çizgide şunu söyleyebilirim. Şurada zaten çok sert bir düşüş yaşamış. Ondan sonra tekrar yukarıya devam. Şuradaki kap boşluğuna kadar hareket gelmiş. MACD güzel, RSI güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Yükselen çelik 10.75 altına düşmediği sürece kısa vade için hiçbir sıkıntı yok. Ama asıl benim için 9.75 seviyesi önemli. Ben 9.75'in altına düşmediği sürece yükselen çeliği alır taşır 15 TL seviyelerine kadar elimde tutarım. Bu da yaklaşık %35'lik bir marj getirir bizlere. Dediğim gibi yükselen çeliği bu şekilde takip edebiliriz. Peki Ereğli. Arkadaşlar Ereğli. Ereğli hala ucuz. Zaten biliyorsunuz Ereğli temettü yatırımcıların uzun yolcusu. Yeni bir maden olayı var. Bir yeraltı kaynağı yaklaşık 500 tonlu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir inceler bilgi veririm. Yatay bant hareketinden sonra bu yatay bantı bir filama hareketiyle yukarıya doğru çok güzel kırdık. Şu andaki bu dinlenme hareketi gayet normal. RSI çok güzel seviyede. MACD de çok güzel seviyede. Bizim Ereğli'de ilk hedefimiz 48 TL civarları, ondan sonra ise 55 TL civarıydı benim hedefim. 48 ve 55'in üstünde kalıcılık gördüğümde ise biraz daha hedef fiyatımı yükseltebilirim. Genel olarak demir çelik hisselerinde ben bir hazırlık seziyorum. Yani yukarıya doğru güzel bir patlama gelecek inşallah. Kardemir'e bakalım arkadaşlar. Kardemir'i biliyorsunuz bir haftadır sürekli paylaşıyorum Ereğli ile birlikte. Arkadaşlar Kardemir baktığımızda dolar bazlı grafikte bir kırılım geldi. Ondan sonra güzel 2 gün %3, %5 harika bir yükseliş sergiledi. Güzel bir kazanç elde ettik. Bugün geri çekilmeyle yine artık kapat. Bugün bir geri çekilme yaşadık. Artık kapattık demeyeyim. Kafam karıştı çünkü. Şimdi şöyle bir durum var Kardemir'de. Şu gördüğünüz hareket onay hareket arkadaşlar. Eğer buradan bir onay alıp yukarıya doğru hareket gelecekse Kardemir'de çok güzel bir yükseliş gelecek. Yaklaşık 1 dolar seviyelerine doğru bizi götürecektir. Bu da hemen hemen 18, 18,5-19 TL arasına yerleşmesi demek. Açıkçası Kardemir'de ben bu yükselişi kısa zamanda bekliyorum. Kardemir'de ilk hedefim 15,90 seviyesi, ikinci hedefim zaten 19 seviyesiydi. Şu an görüntüde hiçbir şekilde bozulma yok. Biz zaten şurada biraz daha trend dibine yakın seviyelerden Kardemir'i aldık. Anlık olarak da zaten %17'lik bir getirisi mevcut. Hedefimize gittiğimizde ise %50, %55 arası bir kazanç potansiyeli mevcut. Daha hareketini yaptığını düşünmüyorum. Airbus'a bakalım arkadaşlar. Airbus'ta dolar bazlı ne varmış bir onu inceleyelim. Arkadaşlar Airbus düşeni kırmış ve sert hareket yaşamış. Şimdi geriye doğru onayına geliyor. Herhangi bir problem yok. Hareketli ortalamalardan biraz uzaklaşmış. Aradaki mesafeyi biraz kapatalım. Hani onay hareketi bile yapsa hiçbir sıkıntı yok. Oradan sonra yine yükseliş geleceğini düşünüyorum ben. Hatta şuradaki ufak bir kulüp yukarıya doğru katlamış da diyebiliriz. TL bazlı baktığımızda arkadaşlar Airbus'a şurada zaten eski zirveyi kırdıktan sonra işin rengini değiştirmiş. Yukarıya doğru sert bir hareket. Ondan sonra aşağı tekrar patlatmış. 50 günlük ortalama tutmuş. Oradan tekrar yukarıya. Arkadaşlar şimdi açıkçası 150 TL seviyelerine kadar geri gelirse benim için daha sağlıklı bir alım olur. Ama tabii ki buraya gelecek diye bir şey söylemiyorum. Buradan da yukarıya gidebilir. Bu yüzden Airbus'u güzelce bir takip etmek gerekir. Ama şu an için bile fiyat hala bir kademe ucuz duruyor arkadaşlar. Yani buradan mallandıktan sonra 250 TL seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Onu da şuraya bırakalım hemen. Bu da bize bu seviyelerden yaklaşık %40'lık bir getiri sağlayacaktır. Bu demir çelik sektöründeki bu 5, 2, 4, 6 adet hissemiz daha hareketini benim için yapmamış olan hisseler arkadaşlar. Siz de gerekli araştırmalarınızı yaptıktan sonra yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Stop seviyelerine mutlaka dikkat edin. Bir de endeksimize bakalım. Endeksimiz şurada 21 Kasım'da başlattı. Yükselen trende daha önce değmişti zaten. Şimdi de yine bir destek seviyesinden destek aldı. Bakalım yarın nasıl bir duruş sergileyecek. Eğer burası kırılırsa biliyorsunuz aşağıda zaten şu yeşil trend desteğimiz olan 1826 seviyeleri. Onun altında ise şuradan hemen bakıyorum. 4.755 seviyeleri bizleri bekliyor. Aslında bugün biraz daha yukarı hareket bekliyordum ama öğleden sonra bir satış geldi. Ben 5.025 seviyelerine dokunmayı istiyordum bugün. Ama herhangi bir problem yok kısada da.
Yaklaşık bir 2 aylık daha yükseliş bekliyorum ben endekse. O yüzden benim için korkulacak bir şey yok. Zaten güzel şirketlerdeyiz. Dolar bazlı kırılım veren şirketlerdeyiz. Bizim için mantıklı olan şirketlerde mal taşımaya devam ediyoruz. BIST 50 için de biliyorsunuz aslında ben biraz daha BIST 50 yatırımcısıyım. BIST 50 hisselerini yakından takip ediyorum. O yüzden BIST 50'de de görünüm aynı şekilde mevcut. Şu an yükselen trend desteğine yaklaşmış durumdayız. Burası kırılırsa aşağı doğru 4100'lere kadar bir geri çekilmeyi normal karşılarım. Burada yeniden bir alıma girer. Yukarıya doğru tekrar yükseliş yönlü bir hareket beklerim arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sektör incelemesi hisselerimizin devamı gelecek. Ama dediğim gibi bunlar ileride daha detaylı da olacak. Tüm hisseleri de inceleyeceğiz. Ama önce bizlere fırsat veren hisseleri incelemek istedim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar.